Merhaba, çok teşekkür ederim. Ben Tevfik Bey Maliye Muhtarı Nesrin İnan. Yaklaşık 15 yıldır muhtarlıkta görev almaktayım. Tabii ki bunun 10 yılı azalık ve sekreterlik geçti ve şu an ilk dönemim, 5 yıldır muhtarım. Ama sosyal yardımlaşma, sosyal proje ağırlıklı çalışıyorum. Çalışmalarım proje ağırlıklı ve vatandaşlarla, ihtiyaç sahipleriyle vatandaşlar arasında köprü ve herkese dokunmaya çalışıyorum. Diyorsunuz ki iyilik her zaman bulaşıcıdır. Ben de herkese iyilik yapmak, onlara destek olmak, yardımcı olmak babında her türlü soruna ve çözüm odaklı olarak, koordineli çalışarak vatandaşlarımın bütün sorunlarına eğiliyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi belediyenin gerçekten çalışmalarımızla birlikte koordineli çalışıyoruz. Onlara bir telefon kadar yakınız. Belediyenin partisi veya durumu bizi asla ilgilendirmiyor. Çünkü ben her zaman hizmet odaklı çalışıyorum. Zaten muhtarlık dönemimde de, muhtarlığa girerken de dil, din, ırk, mezhep ve parti gözetmeksizin hizmet edeceğime söz vermiştim. Ama şu anki belediyemle de gerçekten koordineli ve çok güzel çalışıyorum. Onlar benim sorunlarıma eğiliyorlar ve çözüm odaklı oluyorlar. Anında çözüm ulaşıyorum. Hepsine teşekkür ederim. Tabii ki tamamı karşılanmamıştır ama mutlaka onlar da sıraya konulmuştur. Park bahçeler olsun, temizlik olsun, fen işleri olsun. Tabii ki bütün sorunlarımız var. Bu sorunlarımızı biz dile getiriyoruz ve hepimiz ortak paydayız. Bir şeyler paylaşıyoruz. Biz de bu paylaşmaların neticesinde hepsiyle koordineli olarak ortak çözüm odaklı çalışıyoruz. Ve onlara da tabii ki bu konuda teşekkür ediyorum. Tevfik Bey Mahallesi'nin ve bütün herkesin, aslında size şu an açıklayıcı olarak trafik sorunumuz, ekonomik sıkıntı, sosyal ekonomik olarak gerçekten çok büyük vatandaşlar sıkıntı içinde. Bana en çok başvurulan şeyler sosyal ekonomik alanda. Tabii ki biz burada herkes bir tane hikaye bilirken biz binlerce hikayeye sahibiz. Bu hikayeleri hepsini dinliyoruz. Yeri geliyor onların arkadaşı, ablası, teyzesi, annesi, kardeşi olabiliyoruz. Onlarla yan yana sevinçlerini paylaşıyoruz, üzüntülerini paylaşıyoruz. Ortaklaşa olarak onlara çözüm ulaştırmaya çalışıyoruz ve bu konuda da ben üzerime düşen bütün görevleri yerine getirdiğime inanıyorum. Öncelikle deprem tabii ki kanayan yaramız. Önce ben kentsel dönüşümün yerinde çözüm değil, ada bazında olarak çözüme ulaştırılmasını isterdim. Çünkü sosyal yaşam alanları olur, trafik sorununa çözüm getirilir. Bunun için de çok güzel projeye imza atmış olurdum. Daha sonra ikinci olarak da çalışan annelerimizin, kadınlarımızın ekonomiye katkıda bulunmaları için kapalı pazarlarımızın haftada bir gün olmak üzere kendi el becerilerini, yaptıkları ürünleri sergileyebilmeleri için pazar oluşturmak, onlara kooperatif kurulmasını isterdim. Diğer taraftan da çalışan annelerimizin tekrar ekonomiye katkısı olması için gündüz çocuk bakım evleri, gündüz bakım yaşlı bakım evlerini yapmalarını isterdim. Çünkü gençler, çocuklar bizim geleceğimiz, yaşlılar da neslimiz. Bunun için ikisine de sahip çıkmak gerekir. İkisini aynı arsa içinde, iki ayrı bina içinde yapılmalı. Sadece orada dinlenmek için veya çalışan annelerin orada çocuklarını bırakıp ekonomiye katkıda bulunmaları için ikisini de gündüz bakım, gündüz çocuk bakım evi, gündüz yaşlı bakım evi olarak isterdim. Neden ikisini aynı arsa içinde istersem, çocuklarımızın, küçük çocuklarımızın babaanne dede özlemlerini gidermeleri ve onları büyük olarak saymaları, yaşlılarımızın da torun özlemlerini gidermelerini isterdim. Ve sosyal yaşam alanları, yeşil alanlar, parklar düzenlenmesini ister. Kütüphanelerimizin çoğalmasını isterim. Okumaya katkıda bulunmalarını, öğrencilerimizin eğitimleri için sosyal faaliyetler, spor faaliyetleri düzenlenmesini isterdim. Ve bunları da hayata geçirmek isterdim. Şimdi ben 15 yıldır muhtarlıkta görev yapıyorum. Azalık dönemimde de, görev yaptığım süreç içinde de, muhtarlık dönemimde de eğitim benim için çok önemlidir. Eğitim özellikle ailede başlar. Anne en büyük eğitmendir. Eğitim konusunda, eğitim öğretimde büyük gerçekten projelere imza attım. Nasıl? En az
15 bin çocuğa destek çıktım. Eğitim desteği, kırtasiye desteği, okul çantası, forması, bunlar konusunda çok büyük desteklerde bulundum. Tabii ki nasıl bulundum? Bunun yanında öğrenci bursu. Şu an mesela tıpta okuyan 1001 öğrencim var. O kadar çok nasıl yapıyorum? İhtiyaç sahipleri öğrencilerle arasında köprü görevini görüyorum. Onlara söylüyorum. Tabii ki benim de okuttuklarım var. Öğrenci bursları olarak onların kırtasiye giderlerini karşılayarak, formalarını alarak, botlarına, montlarına, okullarla, mahallemde bulunan okullarla birlikte istişareyle çalışarak öğrencilere büyük destekte bulunuyorum. Ve benim için eğitim çok önemli. Bu arada da ben mahalle annesiyim. Madde bağımlılığında mücadelede manneyim. Ve bunu da annelere eğitici, öğretici, büyük seminerler vererek, okullarla birlikte seminerlerimizi paylaşarak öğrencilerin kötü alışkanlıkları olmamasını sağlamak için onları spora, eğitim, kültürel faaliyetlere, sosyal faaliyetlere eğilmesi için öğrencilerin okumayan kalmasın. Benim için bunun yanında da artı parantez koyarak mini kütüphanem var. Ben eğitim destekli, az önce söylediğim gibi üniversite öğrencilerine, lise öğrencilerine okumak için burada onlara soru bankaları, LYT, LYS, YGS, AYT, TYT sınavlara girecek öğrencilerin kitaplarını sağlıyorum. Bunlar nasıl oluyor? Sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Evinde bulunanlar, destek verecek olan dershanelerimizden alıyorum ve okulda bunlara ben paydaş oluyorum. Nasıl? Mesela ben bir düğünden geliyordum. Bir öğrencim beni çevirdi. Muhtarım, beni tanıdınız mı? Dedim tanıdım ama çıkaramadım. Dedi ki sizin benim hiçbir durumum yoktu. Sizin yapmış olduğunuz mini kütüphanede ben destek aldım, sizden kitap aldım ve ben ondan Türkçe öğretmenliğini kazandım muhtarım. Senin sayende çok teşekkür ederim dedi. Bu benim için gerçekten çok önemli. Çünkü kız çocuklarımızın okuması, onların bir yere gelmesi, kültürlere ve sosyal faaliyetlere katılması, kötü alışkanlıklar edinmemesi, sosyal faaliyetlere kazanması, eğitimde bir çığır açmamız, kızlarımızın altın bileziklerini koluna takmaları ve bu yönde de ben eğitim benim için gerçekten kırmızı çizgi. Bunun için kız çocukları da dahil olmak üzere eğitim, öğretim benim için çok önemli. Bunun yanında kitap kampanyaları düzenliyorum. Okumayan kalmasın kitap kampanyası düzenledim ve cezaevi mahkumlarına okumayan kalmasın kitap kampanyası, diğer köy okullarında kitap kampanyaları düzenledim. Ben okumayan kalmasın kampanyasında yaklaşık 13 koli cezaevi mahkumlarına, bunun yanında Artvin Yusufeli'nde, Kastamonu'nda, Tokat Erbaa'da, Kars'ta, Diyarbakır Kulp'ta, Şırnak'ta bir sürü okulların kütüphanelerine destekte bulundum. Ve bu sayede de Tevfik Bey halkına, duyarlı vatandaşlarıma, benimle birlikte olanlara, taşın altına elini koyanlara, bana destek çıkanlara gerçekten çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mahallemizde çok büyük sorunlar var. En önemli sorunlarımız trafik sorunu, sosyal sorun, ekonomik sorun, madde bağımlıları, uyuşturucuca mücadele, sokak aydınlatması bedaş. Özelleştiğinden dolayı gerçekten vatandaşlarımızla birebir karşı karşıya geliyoruz. BEDAŞ'ın özelleştiğini, özel bir şirket olduğunu, belediyemizin, kaymakamlığımızın ve muhtarlık olarak bizim sadece biz onlara bilgi aktarımında bulunduğumuzu, yaptırım gücümüzün olmadığını belirttik. Bu konuda tabii ki çalışanları tenzih ediyorum ama gerçekten BEDAŞ'la da aydınlatma neyle sağlanır? Sosyal refahla. Sosyal refah, huzur, gasp, kötülükler neyle kapatılır? Aydınlatmayla. Bunun için huzur, refah, aydınlatmayla sağlanacağı dolayı BEDAŞ yetkililerinin en kısa zamanda aydınlatmalara çözüm getirmelerini sağlamak için hepsine sesleniyorum şu an. Gerçekten BEDAŞ yetkililerine de sesleniyorum. Onlara bildirimi yapıyoruz fakat gecikmeli olarak oluyor. Onun için de hırsızlık, gasp, genç kızlarımızın dışarı çıkması, çalışan annelerimiz var. Onlar erkenden evlerinden çıkıyor ve onların kötülere, kötülüklerin olmaması, sokaklarda hırsızlıklarımızın olmaması için bizim için çok önemli olan aydınlatmayı, huzur refahı sağlamamız için aydınlatmanın mutlaka arızalarının giderilmesi ve mahallelerimizin şıkır şıkır olmasını talep ediyorum. Şimdi mahallemizde
dayanışmayı arttırmak, güçlendirmek, daha da güzelleştirmek için, tabii ki ekonomiye de katkıda bulunmak için sıfır atık projemiz vardır. Ve ben bunu yaklaşık 15 yıldır yapıyorum. Atık kağıt, atık kapak, atık kağıt ağaçlarımız kesilmesin. Atık kapak da tekerlekli sandalyelerle büyük engelli vatandaşlarımıza katkıda bulunduk. Atık pil doğayı kirletmemek için. Bunun yanında atık cam ve bütün sıfır atık projesinde çok güzel yerlere imza attığımızı zannediyorum. Şunun yanında bir de ilaç var. İlaçlarımız tabii ki doğayı kirletiyor. Bunun için SKT'si geçmiş, geçmemiş bütün ilaçları vatandaşlarımızdan hepsinden özellikle ev hanımlarından muhtarlığıma getirmesini istiyorum. Ve bu taleplerde de büyük projelere imza attık. Bunun için atık yağ, atık kitap, atık kağıt, atık pil, en önemli bütün atıklarda hepsini vatandaşlarımıza duyurular yaptım ve muhtarlığımda hepsini topluyor, değerlendiriyorum. Hepsini de ekonomiye katkıda bulunuyoruz. Bunun yanında vatandaşlarımıza dokunuşlarda bulunmak çok önemli. Onların sofralarına katık olmak, onların sofralarında bulunmak, onlara yardımcı olmak için yaklaşık ben 5 yıldan beri ekmek dağıtımında bulunuyorum. Ve bu ara ben vatandaşıma 106.580 adet ekmek dağıtımında bulunmuşum. Bunun için vatandaşlarıma, duyarlı vatandaşlarıma, ihtiyaç sahipleriyle vatandaşlar arasında köprü olmamı sağlayan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Hepsine saygılar sunuyorum. Küçükçekmece Belediyesi'nin çalışmalarından memnun musunuz? Memnunum. Tamam, bir talebiniz var mı belediye başkanından? Hiçbir talebim yok. Yapıyor işini zaten o. Peki muhtarınızdan memnun musunuz? Ondan da memnunuz. Söyleyecek bir şey yok. İyi adamlar, iyi insanlar, o kadar. Değişmesini istemiyorsunuz yani yok, Kemal Çebi'nin. Ben Safraköylüyüm. Sen Safraköy'ün neresi olduğunu bilir misin? Şu anda durduğun yer. Buranın yerlisiyim. Muhtar Yaşar geçmişten beri şükürler olsun. Her türlü hizmetimizi karşıladı. Şimdi gelini geldi buraya. Ona da şükürler olsun. Bir dediğimizi iki etmeyen bir insan. Ne zaman kapısını açsam hiçbir zaman problem çıkarmayan dürüst bir insandır. Daha ne isteyelim? Belediye hizmeti olarak şükürler olsun. Yolumuz yapılıyor. Bir telefon ettiğimiz zaman kişiler geliyor, yardımcı oluyorlar. Yol karın mı doyuruyor? Yol karın mı doyuruyor? Sadece yola bakmayacak. Millete Samsun'da, biraz Samsun'da, yardım edecek. Samsun'un işine bak. Samsun'da. Belediye size yardımda bulunmuyor mu? Hayır. Bak çocuğa bak. Şimdi buraya kimliğin geldim yardıma. Kimliğin var mı? Yok, kimliksiz geziyor. Evet, kimliksiz geziyorsunuz abi. Ben kimliksiz geziyorum. Evet. Adresim de bellisiz. Tamam. Peki bir şey soracağım. Hükümetten mi yardım istiyorsunuz, ha? Belediyeden mi? Her şeyden istiyor. Bak çocuğa çanta almaya geldim şimdi abla ya. Tamam, hükümet size yardımda bulunuyor mu peki? Nerede bulunacak? Bulunmuyor ki. Nerede bulunacak? Anca yol yapıyormuş. Yol karnını mı doyuruyor? Ya şimdi bir el vardır, şöyle bir el bir kalkar, tutabileceği kadarını tutar, tutamayacağını nasıl yapsın? Memnunum, şöyle ben 50 senelik binada oturuyorum, burada oturuyorum. Şöyle bir şey isterdim aslında, apartmanıma baktırmak isterdim. Yani binamda yabancılar olduğu için hiçbir şey yaptıramıyorum ben. Yabancı uyruklular olduğu için onlar yanaşmıyor. Böyle bir şey talep ederdim herhalde belediye başkanından. Yabancı çoğunluk olduğu için onlar istemediği için biz Türkler olarak hiçbir şey yaptıramıyoruz. Yani yabancıların girmesini istemiyoruz. Hükümet olarak bunu talep ederdim herhalde. Yabancıların girmesini istemiyoruz. Ben kaydettir yani. Cahil bir kadının. Yalnız gidiyoruz Erdağlar indisinle. Aşağı çeksinle. Alamıyoruz. Fiyatı yüksek. Kurucusuyum mahallenin. Tabii ki. Her çalışıyor, süper. Ben sana söyleyeyim. İnan ki hiç böyle bir belediye başkanı gelmedi. Ve yemeğinden de her şeyinden de her türlü yardımından da çok çok memnunuz. Artı emekliler. Emeklilere kafeteryalar açtılar. Bak şimdi oraya gidiyorum. Çay içeceğim. Yemeğimi yedim mi? Büyükşehir Belediyesi kent lokantasında eşimle beraber bu yardım değil de nedir peki? Niye memnun olmayacağız peki? Bundan iyisini bulabilir mi bu halk? Mümkün değil. Yerler tertemiz. Bak bir şey yok. Tertemiz. Çöp de alınıyor. Her türlü temizlik, her türlü işler yapılıyor. Ya bu seçim geldi. Ben seve seve oyumu vereceğim bu başkana. Bir eleştirim olamaz. Hizmet her zaman iyidir. Bu göz bayama falan değil. Bak seçim çalışması değil, o halka hizmettir. Ben de halkın içinden biriyim ve de başkanımızı Sayın Çebi'yi seviyoruz. Oyumuzu da seve seve vereceğiz. Selamlar, saygılar. Memnunum. Ya talebim şimdi tam bilemedim yani talebim. Yani çok şey var yani. Nedir bunlar?
Şimdi hepsi aklımda da değil açıkçası yani. Mahallem çıkmaz sokak. Oradan su arabaları falan geçiyor. Ne bileyim orada elektrik şeyi var, onu istemiyorum orada hani. Trafa geçiyor. Genelde yerden veriyorlardı artık. O orayla hiç ilgilenilmemiş yani. Başka şimdilik bu kadar yani. Valla parti olarak hiç şey yapmıyorum yani. Ne AK Parti açıkçası ne CHP, hiç şey yapmıyorum yani böyle. Saman gibi bir insan değil yani. Ama gene Cumhuriyet Atatürk'ümüzün şeyi olduğu için gene de tutuyoruz yani şey olarak partimizi. 2000 yılından beri buradayım. Bulgaristan göçmeniyim ben zaten. Önceden evet, bak şimdi şöyle bir değişiklik görüyorum. 2000 yılında geldim, o zamanlar böyle çöpler möpler vardı. Şimdi artık çöp diye bir şey kalmadı yani. Ne bileyim böyle her sokakta pislik, bez diye bir şey, onlar toplandı yani. Hiç memnunum yani bu konuda. Ya ben şimdi AK Parti üyeyim açıkçası. Duydum. Hani bir de haber falan da seyrettim. Seviyorum açıkçası ki 3 tane çocuğum var. Artı ek işlere falan gittiğim için biraz sıkıntılarım var. Bundan dolayı haber seyretemiyorum. Çok da şey değilim yani bu konuda. Kendisini duydum ama görmedim. Henüz sahada görmediniz mi Aziz Yenay'ı? Görmedim. Ya. Ve AK Parti üyesiniz. Aziz evet, Yenay'ı görmediniz. Evet, AK Parti üyeyim. Görmedim yani. Mahalle muhtarımdan memnunum, Nesrin Hanım'dan. Daha Yaşar Bey bile varken ondan da memnundum. Evet, mahalle muhtarımdan çok memnunum. Memnunuz. Hangisi öbürü de gelse aynı yapacak. Geliyor. İdare ediyoruz işte. Türkiye'nin her yerinde idare ediliyor. Başka bir şey yok. Aldığım emekliyim, ha bak ucuz market market geziyorum, hangisi ucuz diye. Aldım 10 bin lira, kiram olmasa açım. Carrefour'u gezdim, etin kilosu 600 lira. Alıp da yiyeceği yiyemiz işte. 600 lira işte Carrefour'da etin, en ucuz Carrefour. 600 lira etin kilosu. Nereden geliyor? Hayvanın kilosu 50 lira. Daha ne yiyeceğim? Karnabahar 50 lira. Bu nerede, bu şeyden mi geliyor? Çin'den mi geliyor? Türkiye'de yetişiyor. Daha ne anlatayım? Hayat pahalı, market market. Ekmeğe acımıyor. Ekmek 20 lira olsun. Çünkü gel bak çöpler ekmek dolu. Vallahi dolu. Ben o kadar kızıyım ki bu ekmek atanlara. Eskisine göre iyi. Öbür AK Parti'nin milletvekili şey belediye başkanı. Ya onu boş yesin. Allah korusun. Allah korusun. İyisi yok da ona vereceğiz. Şey geri gelsin. Pazar yeri. Cuma pazarı. Cuma pazarı. Vallahi pek memnun değilim. Yollar çok kötü. Yani trafik bayağı fazla. Kazalara sebebiyet verebiliyor. Rogar kapağı çok yani. Yollar çok girintili çıkıntılı. Motor sürünce de hissediliyor yani.